Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz dünyaya geldiği gece istahbarattaki ateş neden söndü? Peygamberimizin dünyaya teşrif ettikleri gece meydana gelen harika hallerden bir tanesi de mecusilerin bin yıldır söndürmeden yaktıkları ve taptıkları ateşin Tapınaktaki ateşin birden sönmesi, bu olay aslında o gün dünyaya gelen zatın ateş perestliği kaldıracağını, belki de o ateş perestliğin yapıldığı yerleri fethedeceğini göstermekle beraber, aynı zamanda o, o gün dünyaya gelen zatın Allah'ın elçisi olduğunun da delillerinden sayılmıştır. İrhasat dediğimiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha peygamber olmadan önce ama onunla ilgili olarak meydana gelen harika haller de peygamberimizin mucizelerinden sayılmıştır. Diğer taraftan Aliül Kari'nin çok harika bir tespitini paylaşmak istiyoruz. Aynı gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya teşrif ettiklerinde bu ateş perestlerin taptığı ateşin sönmesiyle beraber Sava Gölü yani tapılan mukaddes sayılan Sava Gölü'nün de kuruması söz konusu. İşte Aliül Kari bu ikisini beraber değerlendirerek diyor ki sanki Sava'da kuruyan göl, Sava'da yere batan göl, İstahbarat'taki ateşperestlerin taptığı ateşi söndürdü diyerek böyle çok güzel bir yorum yapmıştır. Demek ki o gün dünyaya gelecek gelen zat hem Allah'ın izni olmadan mukaddes sayılan şeyler yok edecek, hem o Allah'ın elçisidir, hem istikbalde bunlar gerçekleşecek ve gerçekten aynen gerçekleşmiştir. Müzik